Dünyadaki Türkiye programından herkese merhaba. TRT Türk ekranlarında yine Dünyadaki Türkiye'yi konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada dünyanın önemli ülkelerinden birini uzman isimlerle ekranınıza getireceğiz. Yine uzaktan misafirimiz olacak. Efendim, tarihçiler Osmanlı Devleti'ni bir Balkan İmparatorluğu olarak tanımlarlar. Devlet-i Aliye için Balkanlar beşeri ve iktisadi sermayenin merkezi sayılmaktaydı. Kuşkusuz Kosova'da Balkanlar içerisinde bizim için ayrı bir yerde duruyor. Niyesini stüdyodaki kıymetli konuğumuz ve Kosova'dan yapacağımız bağlantıyla değerlendireceğiz. Önce VTR'mizi izleyelim. Ardından hep beraber Kosova'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Balkanlar Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bu köprünün kilit taşı da şüphesiz Kosova. 2 milyona yaklaşan nüfusunun çoğunluğu Arnavutlar olmak üzere Sırp, Türk, Boşnak, Hırvat, Torbeş, Rom gibi etnik gruplar oluşturuyor. Kosova, yüzünü batıya çevirmiş Osmanlı Devleti için önemli dönemeçlerden biriydi. 1389'da bölgede hakimiyet kurmaya başlayan Osmanlı gücünü bertaraf etme gayesindeki Sırp Kralı Lazar öncülüğünde bir araya getirilmiş Birleşik Balkan Ordusu, Kosova sahrasında Osmanlı Devleti'nin karşısına çıktı ve bozguna uğradı. Böylece Osmanlı'ya bir anlamda Avrupa'nın kapıları açıldı. Bölgeye Anadolu'dan getirilen Türk ve Tatar nüfus yerleştirilerek Balkanlar'da kültürel açıdan da Türk hakimiyetinin önü açıldı. 1913'te Londra Anlaşması'yla Sırbistan Krallığı'na bırakılan Kosova, 2008'e kadar Sırbistan'ın ve daha sonra Yugoslavya'nın egemenliğinde kaldı. 2008 yılının Şubat ayında da bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı Murat Hüdavendigar'ın türbesinin de bulunduğu Kosova, 20 bine yakın Türk nüfusuyla Türkiye için Balkanların en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Evet değerli izleyenler, Kosova'yı konuşmak üzere stüdyoda da bir konuğumuz var. Doktor Selçuk Ural, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Kosova deyince Türkiye'deki hemen herkeste bir çağrışım var. Bu çağrışımın bir evveliyatı var. Kosova Savaşı, 1. ve 2. Kosova Savaşları var. Bir de yakın dönemde 99-2000 yılında işte Kosova'daki çatışmalar ve Kosova'nın daha sonra bağımsızlığını kazanması. Kosova tarihsel anlamda bizim için, Türkiye için, Türkler için ne ifade ediyor? Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Eyvallah. TRT Türk izleyenlerine de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Tabii Balkanlar tüm tarih boyunca gerek stratejik konumu gerek coğrafi konumu münasebetiyle son derece önemli bir toprak parçasını karşılıyor. Çeşitli diller, kültürler, inançları bu bünyede kendisine misafir eden Balkan toprakları özellikle kendi kadim Avrupalı devletler tarafından da gerek Güneydoğu Avrupa gerekse Doğu Avrupa'nın hatta Adriyatik, Ege ve Akdeniz havzalarının güvenliği açısından da son derece stratejik bir önem arz ediyor. Tabii bölgenin Türklerle tanışması ve Osmanlı Devleti'nin bölgeye gidişiyle beraber 14. asrın ikinci yarısıyla başlayan o fetih süreci bölgenin Türklerle tanışmasını ve Türk milletinin yaklaşık 6 asır boyunca adalet temelli bir fütuhat anlayışıyla bölgede tüm halklara daha adaletli bir yaklaşımla bir süreç geçirdiklerini ortaya koyuyor. Evet. Tabii bu süreç içerisinde özellikle Kosova merkezi, Bosna Hersek merkezi gibi merkezler ya da devletlerde de yaşandığı gibi Kosova özelinde de kanlı çatışmaların ve etnik milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin kontrolünde ortaya çıkan bu kontrolsüz savaşların ve çatışmaların da yaşandığı bir süreci de biliyoruz. Hatta batılı tarihçiler bu sürecin dışında bırakacak olursak Osmanlı Devleti'nin 5 asıra yakın bir dönem boyunca buradaki egemenliğini Pax Ottomana olarak ifade ediyorlar. Yani Osmanlı barışı. Osmanlı evet. Barışı olarak ifade ediyorlar. Bunu da biz Türk tarihçileri değil, Batılı tarihçiler ortaya evet. koyuyorlar. Bu da bizim özellikle Türk İslam medeniyetinin Balkanlar ve ulaştığı tüm coğrafyalarda adalet merkezli ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla ortaya çıkan bir evet. gurur vesilesi. Bu sözlerle özellikle Kosova Ovası Osmanlı Devleti açısından Balkanlara giriş,
Avrupalı devletler açısından da Güneydoğu Avrupa ya da Doğu Avrupa olarak adlandırdıkları, bizim Balkanlar olarak isimlendirdiğimiz ya da Rumeli olarak isimlendirdiğimiz coğrafyanın güvenliği açısından son derece stratejik bir önem arz ediyor. Ben hatta şöyle söylüyorum. 1389 Kosova Savaşı'nda Gazi Hünkar ya da Murat Hüdavendigar'ın kalbi Kosova Ovası'nda kalmıştı. Evet. Ancak halen oradaki Türklerle beraber atmaya devam ediyor. İç organları orada defnolunduğu için diyorsunuz. Peki Türkler o bölgeye vardığında Kosova Ovası açık bir alan. Orada iki ordu 1389 yılında karşılaşıyor. Bu bizim açımızdan da şöyle bir özelliği var. İlk defa savaş meydanında şehit olan bir padişah Murat Hüdavendigar ve bu Kosova'da gerçekleşiyor. Peki biz oraya vardığımız zaman, Türkler Kosova'ya vardığı zaman Kosova'da kimler vardı? Kimler yaşıyordu? Bugün de aynı yapılar mı var yoksa üzerinden başka şeyler geçti mi? Aslında sözlerime başlarken söylemiştim. Balkanlar çok çeşitli dillere, dinlere, inançlara ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir toprak parçasını karşılıyor. Evet. Bu vesileyle bölgede Slavlar, Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar, Macarlar, Bulgarlar olmak üzere Türklerle beraber birçok millet, birçok kavim, birçok topluluk, hatta birçok siyasi teşekkül, yani devlet yine burada varlıklarını sürdürüyorlardı. O yüzden tarihi süreci şöyle genel anlamda ortaya koyacak olursak, savaşların çıkış sebepleri de hep bu devletlerin, milletlerin ya da halkların o bölgedeki stratejileri üzerinde gerçekleşmişti. Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye girişinde özellikle tabii Türk milletinin temsil ettiği en önemli nüvelerden bir tanesi olan İslam dini ve Müslümanlığın bölgeye girişiyle alakalı bir tepki boyutunda papalık önderliğinde de, yani Vatikan önderliğinde de Haçlı zihniyeti tekrar hortlamış ve Türk milletinin bölgeye gelişi ve Türk İslam medeniyetini bölgeye getirişine karşı bir Haçlı İttifakı organizasyonuyla birçok savaş olmuştu. Yani onlardan birkaç tanesi çok önemli. Mesela 1371 Çirmen, 1389 Kosova, 1396 Nibolu gibi savaşlar Türk milletinin özellikle Kosova Savaşı üzerinde Kosova Ovası'na hakimiyetlerini sağlaması ve Viyana kapılarına kadar gidecek olan süreci organize edebilmelerini sağlayan başarılı bir fetih politikasıyla sonuçlanmıştı. Evet, peki Osmanlı himayesinden Kosova'nın kopuşu nasıl gerçekleşiyor? Balkanların elimizden çıkışı çok büyük bir trajedidir aynı zamanda. Kosova'da bu şeyin trajedinin parçalarından bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya namzet genişleyen o coğrafyası, özellikle 19. yüzyılın başıyla beraber başlayan azınlık isyanlarıyla beraber gerileme sürecini ortaya çıkarmış. 20. yüzyılın başı itibariyle de gerek Kuzey Afrika'da, gerek Balkanlar'da, gerek Arap Yarımadası'nda dahi toprak kayıplarımız başlamıştı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın nihayetiyle beraber 1918 tarihli Paris Barış Konferansı ile beraber Kosova'nın ve civarının kurulan Sırp, Hırvat, Sloven krallığına bağlanması süreci söz konusu olmuştu. O yüzden Kosovalılara soracak olursanız onlar 1918-41 yılları arasını, yani bu dönemi Kosova'nın sömürgeleştirilmesinin başlangıç tarihi olarak söylerler. O yüzden önemli, sözlerimin başında ifade ettiğim gibi Pax Ottomana dedikleri Osmanlı Barışı, yani Türk milletinin Türk İslam medeniyeti temelli ve adalet temelli yaklaşımı batıda ya da doğuda tüm milletler ve halklar tarafından hoşnut bir şekilde karşılaşılmıştı. Evet. O yüzden Osmanlı Devleti'nin bölgeden ayrılış süreci özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın sonuyla beraber başlamış. Kosova Ovası, Kosova'daki Türklerin de Osmanlı idaresinden ayrılış süreçleri bu şekilde gerçekleşmişti. O yüzden ben de bir Balkan ailesinin evladıyım. 1958 tarihinde Makedonya'dan, Üsküp'ten mi? Kırçova'dan Adapazarı'na göç etmek zorunda kalan bir ailenin torunuyum. Halen akrabalarım orada. Nasip oldu, çalışmalarım da hep Balkanlar üzerinde. Ne güzel, ne güzel. O yüzden sizin de ifade ettiğiniz gibi Balkanlardan ana yurda, Türkiye'ye, Anadolu'ya göç büyük bir trajedidir. O kömür trenlerinde, vapurlarda insanların büyük bir hüzünle
topraklarını bırakıp Anadolu'ya geldikleri süreç ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı'nın şimdi, sonucunda başlamış. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde biliyorsunuz bir şey var. Sultan Reşat'ın bir ziyareti evet. var bölgeye. Değil mi? Müthiş bir kalabalık karşılıyor. Evet. Orada halife gelmiş. Padişah aynı zamanda. Evet. Ve cuma namazı kılıyor orada yine büyük bir kalabalıkta. Evet. Böyle bir şey bölge hızla elimizden çıkıyor Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda. Burada siz de oradan göç etmiş bir ailenin çocuğusunuz. Oradaki insanların durumu ne oldu? Oradaki Müslümanlar neler yaşadılar? Kısaca böyle bunları da bir de nereye gittiler, ne oldular? Mesela Yunanistan'dakilerin bugün biz hani katledildiğini, yok edildiğini biliyoruz. Özellikle Güney Yunanistan'da, Mora aşağıdaki evet. yarımadada özellikle hiç bugün Müslüman nüfus yok. Ne yazık ki. Cami bile yok. Aslında asimilasyon hadisesi iki aşamada gerçekleşir dünyada. Birincisi insanlar, canlılar üzerindeki asimilasyon. İkincisi de o insanların ortaya koyduğu medeniyetler üzerindeki eserler üzerinde. Evet. Şimdi ben Türk İslam medeniyeti derken bunu ifade etmeye çalışıyorum. Her konuşmamda, her konferansımda, hatta her dersimde Türk İslam medeniyeti öyle bir medeniyet ki binlerce eser bırakmış Balkanlarda. Evet. Taş köprülerden kervansaraylara, hanlara, hamamlara, çeşmelere kadar. O yüzden ne yazık ki bu zorunlu göç hadisesi ve Balkan savaşlarından sonra ortaya çıkan o travmalardan sonra ne yazık ki önce eserlerimiz evet. ortadan kaldırılıyor. O eserlerden diye. Mesela bir tanesi Prizren'deki işte Sinan Paşa evet. Camii. Çok güzel bir şehir Prizren. İçinden nehir akan. Zaten içinden nehir akan şehirler güzeldir. Sırtını dağa yaslamış şehirler de onlar güzeldir. Onlar da Türk şehirleridir. Evet, Osmanlı Türk şehirleridir. Prizren de onlardan bir tanesi. Prizren görüntüsü, bir Sinan Paşa Camii görüntüsü arkadaşlar ekrana getirebilirlerse izleyicilerimizle onun üzerinde de evet. konuşuruz. Evet, bu eserler ve insanlar. Ne yazık ki önce eser, zarar önce gör. İnsanlarımız çok zor bir süreçte karşılaştılar ve ne yazık ki büyük baskılar altında yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Daha sonra da sistematik bir eser ortadan kaldırma süreci başladı. Ben Balkanlara sürekli giden bir kişiyim araştırmalarım vesilesiyle. Bu Yugoslavya yönetimi, Tito daha sonra da özellikle. Tito özelliği, ondan önceki sistem yani Sırp iktidarının ön planda olduğu süreçlerde her zaman bir asimilasyon yaşandı. Bunun sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi güneyde de bunlar Rumlar tarafından, Yunanlar tarafından da yapıldı. Birçok bölgede Macarlarda, evet. Bulgarlarda da bunların yaşandığını biliyoruz. Ama bizim için önemli, ben onu söylüyorum. Ziyaretlerimde camilerimizin, hanlarımızın, o güzel yapılarımızın depo olarak kullanıldığını, ortadan kaldırıldığını, yıkıldığını bilirim. Hatta halen Makedonya'da birçok şehirde ayakları üzerinde çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TİKA'mız, Yunus Emre Enstitümüz gibi çok kıymetli evet. Devlet kurumlarımızın çok güzide çalışmalarıyla birçok restorasyonla beraber bizim bu eserlerimiz ayaklarının üzerinde tekrar ortaya çıktı. Ancak binlerce eserden bahsediyorum. Bunların hepsi bizim çalışmalarımızla kayıtlar altına da alındı. Kalan eserler bile oralardaki Türk İslam varlığının ne kadar güçlü, etkili olduğunu gösteriyor. Evet. Aynı zamanda Osmanlı döneminde bir asla bir asimilasyon politikası da uygulanmamış. Dillerinde ve dinlerinde insanların serbest olduğu. Zaten o yüzden batılı tarihçiler Pax Ottomana, Osmanlı Barışı diye adlandırıyorlar. Şimdi hocam müsaade ederseniz bağlantımız var. Yine Kosova'dan Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç bizlerle birlikte olacak. İsterseniz Abdülhadi Bey bize biraz Mamuşa'dan bahsedin. Biraz kendinizden bahsedin, biraz Mamuşa'dan bahsedin. Biz biliyoruz ama izleyicilerimiz sizin ağzınızdan duysunlar Kosova ve Mamuşa'yı. Herkese iyi akşamlar. Kosova, Mamuşa'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hocamız Mamuşa'ya gelmiş, Kosova'ya gelmiş. Mamuşa'ya geldi mi bilmiyorum. Mamuşa, Kosova'daki tek Türk belediyesi, 38 belediye içinde Türklerin %95'ten fazlası Türklerin yaşadığı belediye. Dediğim gibi Kosova'da, Balkanlar'da Türklüğü yaşatmaya çalışan, bizim için önemli olan Türkçe, Türk dili, Türk örf adetleri ve tabii ki de İslam dinini yaşatmak ve yaşamak için biz buralarda mücadele veriyoruz. Türkiye kurumlarının bu konuda çok büyük destekleri var. Hocam az önce dedi ya,
TİKA'mızın, Yunus Emre'mizin, Marif'imizin, Türk askerinin Mamuşa'da olması bizim için büyük bir şans. Kosova'da olması bizim için büyük bir şans. 1999'da Kosova Savaşı vardı. Bu büyük bir şanssızlıktı ama savaştan sonraki en büyük şansımız Türk askerinin 80 seneden sonra Kosova'ya ayak basması. Evet. Düşünebiliyor musun? 80 sene sonra Osmanlı'nın gidişinden sonra Türk askeriyle Kosova'da muhabbet ediyorsun, aynı ortamda bulunuyorsun. Türkiye'mizi, Türkçemizi, Balkanlardaki Türklüğü konuşabiliyoruz. Hocam az önce saymaya çalıştı buradaki eserler. Mesela Prizren'deki Sinan Paşa Camii, köprüler, Mamuşa'daki saat kulemiz, 1800'lerin başından inşa edilen saat kulemiz şu anda faal durumdadır. Yani dediğim gibi bizler Kosovalı Türk olarak, bir evladı Fatihan torunları olarak burada Türklüğümüzü, Türkçemizi, Türk bayrağımızı, dinimizi yaşatmaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Peki Mamuşa'da ne kadar nüfus var ve bunların ne kadarı Türk? Mamuşa'da 6000'in üzerinde nüfus var. %95'ten fazlası Türklerden oluşuyor. Yoğunluk olarak Kosova'da en yoğun olarak Mamuşa'dayız. Nüfus olarak ikinci Prizren'de 12.000'in üzerinde Türk var. Kosova genelinde 20.000 üzerinde Türk var. Evet. Ayrıca kuşan 100.000'in üzerinde vatandaş yaşıyor. Ama kayıtlarda resmi nüfus sayımlarında Arnavut veya Boşnak kaydedilirken aralarında evlerinde de Türkçe konuşanlar var. Peki Abdülhadi Bey, Mamuşa ismi nereden geliyor? Bir de Mamuşalılar nereden geliyor? Biraz da ondan bahsetseniz. Yani Anadolu'dan geliyorlar herhalde. Ve evet. Mamuşa isminin de bir hikayesi vardır muhakkak. Mahmut Şah isminden telaffuzla zamanla tek harfinin düşmesinden Mamuşa olarak evet. geliyor. Onlara gelenler hepsi ağırlıklı Konya Karaman. Ama Kosova'da Mamuşa ve Makedonya'da şimdilik köyünü unuttum. Belki hocam benden iyi bilir Makedon göçmeni olduğu için, Makedonya'dan göç edenlerden olduğu için. İki yer Tokat kendimize diyor. Evet. Biz Mamuşa olarak Tokat'tan gelmediyoruz kendimize ki Tokat Belediyesi'ne de ziyaretlerimizde oradaki Mamuş köyüne, mahallelerine ziyaret etmiştik. Bizim yazılı olmasa da sözlü yaşlılarımızdan işittiğimiz Mamuşalıların Tokat'tan gelme ve son Eğitim Bakanımız gelmişti. Yani Mamuşa'ya karşılarken Tokat Belediyesi'nin 13. ilçesine hoş geldiniz diye Sayın Bakanım öyle bir karşılama da yapmıştık Mahmut Rıza'ya. O da Mamuşa'nın adaşı Mahmut Bey değil mi bizim Milli Eğitim öyle. Bakanımız? Aynen. Öyle de bir tevafuk var. Peki Türkiye ile ilişkileriniz nasıl? Gidip geliyor musunuz? Buradaki Tokat Belediyesi ile bir kardeş belediye ilişkiniz mi var? Nasıl bir şey alıyorsunuz? Türkiye'den destek görebiliyor musunuz? Mamuşa Belediyesi Türkiye'de birçok belediye ile kardeş belediye. Tokat Zile, İstanbul'da Büyükçekmece, Küçükçekmece, Pendik, Silivri, Adana'da Sarıçam Belediyesi, Ceyhan Belediyesi, Ankara'da Keçiören, Kızılcahamam, Bursa Osman Gazi Belediyesi, Düzce, Elazığ. Maşallah. Dediğim gibi birçok yerlerinde kardeş belediyelerimiz var. Biz kendimizi şöyle diyoruz. Türkiye dışında yaşayan Türkler olarak zaten biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı resmi kimliğimiz olmasa bile bizim evet. burada çalışmalarımız Türk bayrağının dediğim gibi ilelebet burada sallanması, konuştuğumuz şu dilin burada 500 yıl değil daha 5000 yıllarca yaşatılması. Ben belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Arkadaşlarımızla beraber bizim için önemli olan konu konuştuğumuz dil, Türk örf adetleri, Türkçe, Türk bayrağının Balkanlarda ilelebet sallanması. Tabii ki de Türkiye kurumlarının bu konuda çok büyük destekleri var. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de destekleri artarak devam edecektir. Biz şöyle diyoruz kendimize, Türkiye Cumhuriyeti dışında yaşayan Türkler olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de küçük de olsa bizim de payımız vardır. Eyvallah. Ben son olarak şunu merak ediyorum. Siz tabii şu an çok güzel bir Türkiye Türkçesiyle konuşuyorsunuz. Muhakkak ki sizin orada bir yerel ağzınız vardır. Ben size bir soru sorayım. O soruyu da yerel ağzınızla cevaplayın isterseniz. Kaç dönemdir belediye başkanısınız? Sizden önceki belediye başkanları
da şey miydi, Türk kökenli miydi? Ben Mamuşa'da 2. dönem belediye başkanıyım. Benden evvel de belediye başkanı Türk'tü. 12 sene belediye başkanıydı. Ben şu anda 2. dönem 1. senesinde belediye başkanıyım. 5 sene belediye başkanı görevini yapmaya çalışayım. İnşallah bundan sonraki zamanda da hem Kosova Türkleriyle, Makedonya ve Balkan'daki bütün Türklerle beraber ilişkilerimizi daha iyi tutarak, kendi aramızda kaynaşarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini de talep edeysek, bundan sonra da her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'miz yanımızda olacaktır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu sürece, güçlendiği sürece biz de burada güçlüyüz. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Hocam gayet rahat anlaşılıyor değil mi? Evet. Abdülhadi Bey Şiveli konuşmasına rağmen Türkiye içindeki herhangi bir bölge gibi, hatta çoğu bölgemize daha rahat, evet, da anlayabiliyoruz. Abdülhadi Bey, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz yayınımıza renk kattığınız için. Mamuşa'ya bizden selamlar. Kosova özelinde tüm... Hocam son mesaj olarak. Tüm Balkanlara, Kosova özelinde tüm Balkanlara, tüm kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah ilelebette var olacaksınız. Allah razı olsun. Eyvallah. Son bir mesaj olarak sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ben gelen herkese şunu diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen bütün kardeşlerimiz Mamuşa'ya gelecekse misafir olarak kimseyi almıyoruz. Herkes kendi evine gelecek. Herkes kendi evine gelecek. Ve şayet Kosova'ya gelen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız, bakanımız, vekilimiz, sade bir vatandaşımız olsa bile Mamuşa'ya uğramadıysa, hacca gidiyorsun ama Kabe'ye uğramamış gibi sayılıyorsun. Haccınız ne kadar kabul oluyorsa onu düşünebilirsin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Abdülhadi Bey. Tabii bunu söylemişken siz, biz de izleyicilerimize şunları söylemek bir borç oluyor üzerimize. Değerli izleyenler, duyduğunuz gibi Kosova'da bir eviniz var, bir yeriniz var. Mamuşa Belediyesi ve Mamuşa Beldesi. Kendinizi kendi öz evinizde hissedeceğiniz bir ortam. Ben gittim, gördüm. Hepimiz de inşallah gidip görebiliriz. Nasip olur. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum Abdülhadi Bey. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet hocam, siz gitme imkanınız oldu mu, evet, Mamuşa'ya? Nasıl bir izlenim edindiniz? Balkanlar civarında kim olursa olsun, kim dolaşırsa dolaşsın, Türklerle karşılaşmaması mümkün değil. Bu güzel şiveyle karşılaşmaması mümkün değil. İşte ben o yüzden hep söylüyorum, yani Rumeli aslında bizim için çok önemli bir coğrafya. Şahlanışımızın resmi, kültürümüzün, medeniyetimizin en üst seviyeye çıktığı bir coğrafya. O yüzden biz, bizim için bir medeniyetin yuvası Rumeli. Evet. Ve Türkistan medeniyetinin de şahlandığının bir resmi. O yüzden bizim için o bölgede yaşanan her şey etkili. Yani birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar, Balkan Harbi sırasında yaşananlar, hatta 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi'nde yaşananlar, Kırım Harbi'nde yaşananlar ve sonrasındaki yakın dönemde işte 1990'ların başında Bosna'da yaşadıklarımız, Kosova'da yaşadıklarımız bizim için bam teli ve yüreğimizi her defasında sızlatıyor. O yüzden böyle örnekler veriyorum ben. Evet. Fahrettin Paşa'nın Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında Hazreti Peygamber rahatsızlanmasın ya da rahatsız olmasın diye çekice bez bağlaması nasıl etkiliyorsa bizi, evet, Kosova'da yaşananlar, Makedonya'da yaşananlar bizi o denli etkiliyor. O yüzden önemli Rumeli. Ben son dönemlerde biraz da moda tabir, bizim için Rumeli Kızıl Elma diyorum. Evet. Kızıl Elma dünyanın her yeri tabii ki bizim için, ama Rumeli Türk coğrafyası, Türk tarihi ve Türk İslam medeniyeti açısından son derece önemli bir alan. Evet, biraz da Kosova'nın bugünkü durumunu konuşalım. Kosova'yı dünyada çok az ülke tanıyor. Türkiye'de Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi. Evet. Bugünkü Kosova siyasetini nasıl görüyorsunuz? Kosova'da bir Türk partisi de var bildiğiniz gibi. İki Türk partisi var. Evet. Balkanlardaki genel anlamdaki siyasi manzara
çok etnikli yapı Kosova'da da geçerli herhalde değil mi? Evet. Şimdi bahsettiğiniz üzere özellikle 2008 yılı itibariyle Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından önce Türkiye olmak üzere tabii Afganistan, Arnavutluk, ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkeler Kosova'nın bağımsızlığını tanıdılar. Ancak yeterli seviyede değil. Çok az sayı. Evet, tanınmışlık açısından. Tabii burada Birleşmiş Milletler'in çalışmaları son derece önemli. NATO'nun çalışmaları son derece önemli. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki faaliyetleri, oradaki tüm halklarla olan ilişkileri son derece önemli. Bugün az önce belediye başkanımız da söyledi. Günümüzde Kosova'da özellikle Prizren'de, işte Mamuşa'da, Gilan'da, Yanova'da, Mitrovica'da, İpek'te, Mehmet Akif'in de babasının memleketidir. Evet. İpek'te bu yerleşim bölgeleri... Mehmet Akif Ersoy da, milli şairimiz de Kosovalı bu arada. Kosovalı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Son derece önemli. O yüzden bu bölgelerde Türk yerleşimleri oldukça geniş. Kendi kültürleri, kendi inançları, hatta 1951'den sonra her geçen gün daha artan ancak benim yeterli görmediğim Türkçe eğitimi de var. Evet. Özellikle Prizren'de ve Priştine'de Türkçe eğitim veren ilkokullar, ortaokullar ve liseler var. Bu noktada ben oradaki vatandaş, daha doğrusu oradaki Türklere de, kardeşlerimize, soydaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarınızı, hatta kendinizi Türkçe eğitimi konusunda daha bilinçli davranmaya çağırıyorum onları. Evet. Bu son derece önemli. Makedonya'da bu çalışmaları bizler yaptık. Özellikle son dönemde 2005'ten sonra Makedonya Eğitim Bakanlığı'yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı ve biz tarihçiler ortak çalışmalar yaparak Türkçe tarih ders kitapları hazırladık. Evet. Onların Türkçe hazırladıkları Türkçe tarih ders kitaplarını da kontrol ettik ve bu bölgedeki etnik milliyetçilerin o kitaplarda yer almaması konusunda önemli bir hassasiyet ortaya koyduk. Sorunuzun devamında bu bölgedeki etnik milliyetçiliğin bölgeye etkisini... Bu şeyi de zikredelim bu arada. Kosova'da ciddi bir şey de var. Türkçe medya da var. İnternet sayfaları özellikle dergiler, edebiyat dergisi var birkaç tane. Evet. Bir de TRT Balkan da geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Onu başta söylememiz gerekiyor. Altını çizmiş olalım. Evet, TRT Balkan'a da bu vesileyle hayırlı olsun diyelim. Hayırlı çalışmalar yapacağından, başarılı çalışmalar yapacağından da eminiz. Son derece önemli bir atılım. Evet. TRT'yi de bir kere daha tebrik ediyorum. Bu vesileyle özellikle resmi dil olarak aslında Türkçenin Kosova'da kullanılır hale gelmesini sağlamak adına çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Biliyorsunuz şu anda Sırpça ve Arnavutça orada resmi dil olarak kullanılıyor. Türkçenin resmi dil olarak kullanıldığı yerler belediyelerimizin olduğu ve Türklerin daha ziyade yaşadığı bazı belediyelerde bunlar var. İşte Priştine, Prizren ve Mamuşa'da özellikle belediye nazarında resmi dil olarak kullanılıyor. Ancak bu yeterli seviyede değil. Müslüman unsur olarak da tabii orada birinci unsur olarak da Arnavutlar var. Evet. Arnavutlar ile Türkler kaderdaş, tarihtaş bir anlamda, kader ortağı ve tarih ortağı, etle tırnak gibi iki unsur. Evet. Hatta şöyle ilginç şeyler var. Bizim buradan oraya gidenlere işte Türk diyorlar. Hani Türk Mehmet, Türk Osman diyorlar. Oradan Türkiye'ye gelenlere de işte Arnavut Ömer, Arnavut Ahmet diyorlar. Hani Türk de olsa Arnavut da olsa bu değişmiyor. İkisine de Müslüman mısın demezler mesela. İkisi de Müslümandır. Orada Balkanlar'da böyle anılır. Evet. Türkler için de tekrar Müslüman mısın sorusu sorulmaz. O yüzden son derece önemlidir bu bilgiler. Zaten Müslüman olduğu varsayılır. Evet. Bölgedeki çatışmaların kaynağında da zaten etnik milliyetçiliğin yanında inançla alakalı olan kavramlar da söz konusu. Yani Sırp milliyetçiliği, Yunan milliyetçiliği, yer yer Bulgar milliyetçiliğinin ön plana çıkardığı Balkanlardaki bu karmaşık dönem. O yüzden sadece etnik yapı üzerinden değil, din üzerinden ve inanç üzerinden de süre gelmiştir. Ama sizin az önce söylediğiniz gibi Arnavutlar ve Türkler etle tırnak gibi olmuşlardır. Hem İslam kültürü ekseni etrafında hem de bunun yaşayışı anlamında birlikte çok güzel bir kader arkadaşlığı ortaya koyabiliyorlar. Hatta bizim Arnavut kaldırımı dediğimiz kaldırımı onlar Türk kaldırımı diyorlar değil mi? Evet. Bu kadar da iç içe geçmiş, birbirine karışmış. Peki Kosova'nın bağımsızlığını kazanma sürecinde bir NATO müdahalesi oldu. Öncesinde işte 93-94 yıllarında Bosna Hersek'te
bir katliam yaşanmıştı. Srebrenica'da hatta soykırım yaşanmıştı. Evet. Ve NATO'nun da burada Birleşmiş Milletler'in de çok eleştiriler aldığını görmüştük biz. Hatta Srebrenica katliamında Birleşmiş Milletler'de görevli Hollandalı askerlerin pozisyonu her zaman büyük bir tartışma konusu oldu, olmaya devam ediyor. NATO biraz da herhalde bu süreçten bir ders çıkardı ve Kosova'da nispeten, tabii orada da yerel halk örgütlenmişti, UÇK üzerinden kendisini korumaya çalışıyordu. Ama neticede daha hızlı bir müdahale oldu. Evet. Değil mi? O olmasaydı bugün herhalde belki de Kosova'dan bahsetmiyor olacaktık. Evet, evet, son derece önemli bir konu. Özellikle Kosova'nın bağımsızlığına giden süreç, yani 1990'lı yılların başından 2008'e kadar geçen süreçte sizin de zikrettiğiniz gibi gerek Birleşmiş Milletler, gerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu artı NATO son derece ders almış gözüküyor. Evet. 1996'lı, 95'li, 96'lı yıllarda NATO'nun özellikle Sırpların önderliğinde yönetilen Yugoslavya sonrasındaki bölgedeki bu aşırı etnik milliyetçiliğe dayalı yönetim tarzına karşı uyarıları her seferinde daha da dozajını artırarak olmuştu. En nihayetinde zaten 99 yılı itibariyle de bölgeye bir askeri müdahale söz konusu olmuştu. Bu askeri müdahaleden sonra tabii ki hem Arnavutluk hem Kosova, bana kalırsa hem bugün hem de yarın için Makedonya özelinde önemli bir stratejik hamle ya da eşik atlatılmış oldu. O yüzden Balkanlar, hani sözümüzün başında dedik ya, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli bir mozaik gibi. Çok etnik yapılı. Evet, etnik yapılı bir yer. O yüzden bu bölgede etnik milliyetçilikler tabanında bir yönetim idaresi yapmak son derece tehlikeli. Takdir ederseniz ki geçtiğimiz günlerde, çok yakın bir süreçte yine Bosna Hersek özelinde Sırplar, Hırvatlar özelinde Bosna Hersek'in 3 ayrı parçadan oluşan bir yönetim tarzına doğru gidişiyle ilgili, evet, Sırpların önemli hamleleri oldu. Sırplar yeniden bu eski Yugoslavya şeyini toplamaya çalışıyorlar anlaşıldığı kadarıyla o bölgede. Evet. Bu da bölgenin geleceğini tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi. Siz Kosova'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Kosova'nın daha korunaklı, daha müreffeh bir ortama ulaşması için neler düşüyor dünya kamuoyuna ve, evet, Türkiye'ye? Az önce ifade ettiğim gibi Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, hatta ben Avrupa Birliği'nde bunun işin içine, evet, katıyorum. Avrupa Birliği'nin Balkanlar üzerinde kurulmuş olan resmi devletlere ve onların halklarına çok daha yapıcı bir yaklaşım içerisinde olmaları gerekiyor. Gerek iktisadi, gerek siyasi, gerek askeri, her alanda daha destekçi bir yapı içerisinde olmaları gerekiyor. Niçin bunu söylüyorum? Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti, evet, Devleti çok önemli bir güç. Balkanların bugün ayakları üzerinde durmasında iktisadi anlamda, siyasi anlamda, eğitim anlamında, askeri anlamda, her anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük desteği var. Bence bugün Avrupa Birliği'de, Birleşmiş Milletler'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Balkanlar üzerinde yapmış olduğu kıymetli çalışmaları destekler bir pozisyon almak üzere. O yüzden Avrupa Birliği'nin Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, hatta ve hatta Bosna Hersek özelinde bölgeyle çok daha yakın ilişkiler kurması gerektiği düşüncesindeyim ben. Evet. Kosova'dan birkaç böyle fotoğraf görelim, üzerinde konuşalım mı, ister misiniz? Tabii. Evet, evet, şu an Kosova'da biliyorsunuz bizi en çok ilgilendiren ve manevi olarak da etkileyen Sultan Murat Hüdavendi Gar'ın 1389'da bir Sırp askeri Miloš Obilić, evet, diye herhalde, Miloš Obilić tarafından şehit edilen ve aynı zamanda ilk şehit Osmanlı sultanı, bir savaş meydanında, savaştan hemen sonra bile olsa rahmet rahmana kavuşan ilk padişah, evet, Sultan Murat Hüdavendi Gar. Buradan da kendisini rahmet ve minnetle yad etmiş olalım. Büyük bir cihangir, büyük bir kurucu lider, değil mi? Devşirme, evet, sistemini, Yeniçeri sistemini hayata geçiren, İskan siyasetini Balkanlara filan bir anlamda devlet başlatan, yani devlet teşekkülü, müstesna bir zeka. Devlet teşekkülünün oluşturulmaya başlandığı süreç, özellikle 1. Murat'la beraber, evet, başlayan süreç. Osmanlı'nın kurumsallaşması, kurumsallaşması, devlet teşekkülünün oluşması açısından önemli. O yüzden Sultan Murat'la beraber Edirne'nin fethinden sonra
Balkanlara açılan kapının Osmanlı'ya önüne gelmesi, Osmanlı'nın Viyana'ya kadar ilerleyen süreçte Balkan coğrafyasında ilerleme sürecini başlatmıştı. Evet. Şimdi türbeyi görüyorum. Tabii kalbi orada atıyor dedim. İç organları orada aynı zamanda da. Bir de duası da var biliyorsunuz. Yani savaş öncesinde, bir gece öncesinde savaş alanını gezdiğinde gördüğü ortamdan çok etkileniyor. O görüntüyü çok iyi göremediği için hava şartlarından. Duası var. Yani ordusunu, milletini ve İslam sancağı için oraya gelen insanları yüzünü kara çıkartmaması için evet. Cenab-ı Allah'a yalvarışı, yakarışı var ve kendini feda eden bir duası var. Evet, şehadet dileyen bir dua değil mi? Ve ertesi günde o şehadetine erişiyor. O yüzden bizim için Murat Hüdavendigar'ın kalbi Balkanlarda olduğu sürece hepimizin, Türk milletinin kalbi ve inancı Balkanlarda olacaktır. Evet. Hocam bir de tabii şu var. Hani Kosova ile Türkiye'yi birbirine bağlayan figürler var. İşte Gazihan-ı Rum var, Baba Erenler var. İşte Sultan Murad'ı konuştuk ama Sarı Saltuklar var. Tabii Sarı Saltuklar var. Mehmet Akif Ersoy var. Başka neler var? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, konuşmamızın içerisinde Rumeli'ye bir kızıl elma benzetmesi yapmıştım ben. Bu yüzden Türk milleti için Rumeli son derece önemli bir coğrafya. Bu coğrafyanın gerçek sahibiyle alakalı bazı atıflar vardır. Edebiyatta da, tarihçiler arasında da. Evet. O yüzden hani aslında coğrafyaların sahibinin medeniyetler olduğu söylenir. Medeniyetlerin de hangi ölçüde derinse o kadar toprağa ve insana sahip çıktığı ifade edilir. Şimdi bu konuda Yahya Kemal Beyatlı'nın çok leziz bir ifadesi var. Yahya Peki, Kemal Beyatlı da Üsküplü, evet. Yani sizin hemşeriniz sayılır. Evet, öyle. Şimdi Rumeli'nin bir Türk diyarı olmasıyla alakalı son derece güzel ifadeleri var. Diyor ki bir yerde nüfus sayımı yapılırken mutlaka mezar taşlarına bakılmalıdır diyor ve sayılmalı diyor. Evet. Rumeli'nin gerçek sahibinin Türkler olduğu buradan anlaşılır diyor. Yine baba tarafından soyu Hazreti Ali'ye kadar dayanan, asıl ismi Seyit Pir Mehmet bin Ali olan Kosova Vulçatırnlı Aşık Çelebi var. İzleyenlerimiz ve Kosovalılar çok iyi bilirler. Evet. Üsküplüler de iyi bilirler. Çünkü türbesi, mezarı şu anda Üsküp'te Gazi Baba Tepesi'ndedir. Ama Kosovalı öyle mi? Evet, Kosova Vulçatırnlı'dır. Evet. Onun da çok güzel bir ifadesi var. Tuna Mersiyesi'nde geçiyor. Diyor ki, Kişveri düşmenden yani düşman memleketinden kopup gelir. Başını Kabe'ye tutmuş bir Müselmandır Tuna diyor. Son derece önemli ifadeler bunlar. O yüzden bizim için Tuna bir kızıl elma, bizim için Tuna Avrupa'nın göbeğinde varoluşumuzun son derece önemli bir vesilesi. Evet. Tarihimizle, askerimiz, siyasetimizle, idaremiz yani yönetim tarzımızla ve ortaya koyduğumuz kültür ve medeniyetle Balkanlarda, Anadolu'da, Arap coğrafyasında, Kafkaslar'da ve hatta Kuzey Afrika'da dahil olmak üzere biz Türk milleti olarak birçok devlet üzerinde dünyaya son derece nakış nakış işlenen o kültür ve medeniyet abidelerini ortaya koyabilmişiz. Çok şükür diyebiliyoruz. Evet. Siz de Sakarya'dan geliyorsunuz. O zaman Necip Fazıl'ın Sakarya şiirinde Tuna'ya yaptığı bir atıfla bağlamış olalım konuyu. Hani kardeşlerin cömert Nil yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna diyor Üstad Necip Fazıl. Ona da rahmet olsun. Değerli hocam Doktor Selçuk Ural, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi, yayınımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, bugün de dünyadaki Türkiye'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazar günü bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Thank you.